Meltem Dikici Bingöl gezisinde şimdi de eğitim diyor. Ve Bingöl Üniversitesi'ni ziyaret ederek gelişmeleri araştırıyor. Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Çapa'yı zirve konuğu olarak ağırlayan Meltem Dikici'nin röportajına geçmeden evvel kapılarını Meltem'le zirvedekilere açan Bingöl Üniversitesi'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Çapak'la gerçekleştirdiğimiz röportajımıza gidiyoruz. Biz bir üniversitemizi tanımak istiyoruz. Şimdi Bingöl'e gelen öğrencilerimiz var. Onlara biz tabii tavsiyelerde de bulunacağız ama öncelikle Bingöl Üniversitesi'nin genel olarak bir yerleşkesi nedir? Bir üniversitemizin tarihçesinden bir başlayıp günümüze gelelim. Üniversitemiz geç bir üniversite. 2007 yılında kurulmuş bir üniversite. Aşağı yukarı 12 yıllık bir üniversite. 13. yılımıza girdik. Genç bir üniversite olmasına rağmen fiziki olarak da, nitelik olarak da iyi bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Bölge içerisinde 2006-2007 sonrası kurulan üniversiteler arasında çok iyi bir yerde. 8 tane fakültemiz var, 2 tane yüksekokulumuz var, 6 tane meslek yüksekokulumuz var, 5 tane enstitümüz var, 23 tane de merkezimiz var. Yani bir üniversitede bulunması gereken temel birimlerin hepsi var. Üniversite sıralamalarda fena değil. Yani kişi başına düşen yayın sıralamasında bu yıl üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında 6. sırada. Biz tabii pilot okul olması asabiyle de biz bunu bir işlemek gerekiyor. Okulumuzun özelliği nedir de pilot bölge olarak üniversitemiz pilot okul seçildi? Birkaç alanda aslında pilot üniversite ama özellikle de bu bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma alanında yapılan bir takım çalışmalar var. YÖK 42 üniversite için bir çağrıya çıkmıştı 2016'da. Bu üniversiteler de 2006 sonrası kurulan üniversiteler. Hangi alanlarda uzmanlaşmak istiyorsunuz şeklinde projeler istenmişti. Biz de gönüllü olarak talipli olduk. 3 tane farklı projeyle yükseköğretime başvurduk. Orada yapılan mülakatlar neticesinde üniversitemizin tarım havza, özellikle de arı ürünleri alanda pilot üniversite seçilmesi Cumhurbaşkanımızın da külliyede açıklamasıyla kabul edilmiş oldu. 2016'dan beri veya 2017 diyelim çünkü 2016'nın sonlarıydı. 2017'den beri üniversite arı ve arı ürünleriyle ilgili özel çalışmalar yapıyor. Üniversitenin ana arı üretimiyle ilgili sertifika Tarım Bakanlığı birlikte yaptığı takım programlar var, sertifika programlar var, eğitimler var hakeza. Dolayısıyla arıcılıkla ilgili güzel çalışmalar yürütülüyor ama yakın zamanda inşallah bir takım ürünlerle de öne çıkmış olacak. Elazığ yol üzerinde de bu elde ettiğimiz ürünleri sunmak için de bir çalışmamız var. İnşallah orada da bir tanıtım ofisi yapmış olacağız. Sütaş Bingöl'de var. Sütaş'la işbirliğimiz var. Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi bu bağlamda güzel işler çıkaracak inşallah. Buna bağlı olarak bir hayvan hastanesi yaptırdık. 5500 metrekarelik bir alan. Burada hali hazırda veterinerlik son sınıf öğrencilerimiz stajlarını da yapıyorlar. Pandemiye rağmen öğrencilerimiz burada. Orada bir takım cerrahi operasyonlar dahil olmak üzere hayvanlarla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Çok güzel bir alan oldu. Tabii öğrenci dendiği zaman akla gelecek en önemli yerlerden bir tanesi kütüphane. Çok modern bir kütüphane yaptırdık. 24 saat çalışılabilecek, öğrencilerimiz çalışabilecekleri ortamlar var orada. İnşallah bu pandemiden sonra öğrencilerimiz döndüğü zaman orada da en güzel çalışmalarını yapacaklar. İşte diş hekimliği hastanesi inşallah yakın zamanda temelini atacağız. 3. sınıfa kadar öğrencimiz var. Öğrencimiz var ama hastane olmayınca olmuyor. Yakın zamanda inşallah temelini atmış olacağız. Bu noktada üniversitenin eksiği çok fazla kalmadı. Ama yaptıklarımızın üzerine nitelikli yeni işler yapmak arzusundayız. Bu noktada da inşallah önümüzdeki zamanlarda birçok şey görmüş olacağız. Efendim son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öğrencilerimize bir mesaj yollayalım şöyle. Öğrencilerimizi özledik. Evet. Öğrencilerimiz döndükleri zaman kendilerine sürprizlerimiz olacak.
Tabii size bu arada teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizle aramızda bir bağ oldunuz çünkü. Öğrencilerimize mesajlarımızı iletme imkanı ve üniversitemizi anlatma veya yeniden kendilerinin de duyma imkanı sağlamış oldunuz. Öğrencilerimiz inşallah pandemiden sonra çok canlı, çok diri, çok neşeli bir şekilde üniversitemizde bekliyoruz. Onlar olmadan üniversitenin çok bir anlamı yok. Sevgili seyirciler, biz rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizlere zaman ayırdınız efendim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ olun, teşekkürler. Daha nice nice güzel projelerde buluşmak İnşallah. Üzere. İnşallah, çok teşekkür ederim. Eğitim diyoruz, her şeyin başı eğitim diyoruz. Ve yayınımız devam ediyor sevgili seyirciler.